Aslında süreç başlarken ana sanayi dediğimiz ki bizim birinci müşterimiz, bizim ikinci müşterimiz de direkt son kullanıcıdır. Ana sanayi dediğimiz global firmalarımızdan teklifler gelir. Bu teklifleri hazırlayan kişiler de oradaki yine otomotiv sektöründe çalışan mühendis arkadaşlarımız aslında. Arkadaşlarımız özellikle kozmetik olmak şartıyla tasarımlarını gerçekleştirirler ki kozmetik tasarım kısmını endüstriyel tasarımcı arkadaşlarımız gerçekleştirir ve temel mekanik tasarımı da yapılan parçaların teklifi bize gelir. Sonra biz bu parçaları üretilebilirliği açısından değerlendiririz öncelikle. Üretilebilen parçaları kenara alırız, üretilemeyenler üstüne revizyon isteriz. Daha sonra bu süreç bir veya iki kez kendini tekrarlar ve üretilebilir bir tasarım elde ederiz. Daha sonrasındaysa üretilebilir tasarımın yapısal analizlerini yapar ve bu noktada tasarımımız istediğimiz amaca uygun çalışıyor mu bunu tespit ederiz. Bunu da tespit ettikten sonra ana sanayiye geri dönüş yapmamız gerekir. Evet, senin şu andaki bu tasarımın uygundur. Biz bu tasarım üstünden fiyatlandırma çalışacağız. Ana sanayide geri yaptığımız değişikliklerin diğer parçalara, yani çevresel parçalara çarpmadığını, herhangi bir sorun yaratmadığını, seçtiğimiz ham maddelerin uygunluğunu tespit ettikten sonra bize evet çalışabilirsiniz, fiyatınızı bekliyorum der. Yani aslında burada bir ihale usulü çalışır. Temel bir tasarımı yapılmış, yolları ve hatları çizilmiş bir tasarımın firmalar tarafından, biz ve muadil firmalarımız tarafından çalışması gerçekleştirilir. Ve en uygun fiyatı veren, aynı zamanda tasarımsal açıdan en uygun stabiliteyi veren firma ihaleyi alır. Aslında burada gerçekten büyük bir çekişme olduğu söylenebilir. Tabii ki de burada dediğim bu ne TOSB içinde ne de Türkiye içinde bir çalışma. Bu çalışma globaldir. Bizim son projemizde rakibimiz İtalyan bir firmaydı mesela. Onlara göre hem maliyetten hem tasarım basitliğinden öne geçtik ve bu sayede aldık ihaleyi. Bu konuda global olmak dediğim kısım aslında burada başlıyor. Rakibiniz tüm dünyadaki sizin işinizi yapan firmalar oluyor. Tasarladığımız ürün zaten firmalar da global. Siz de dediğim gibi rakipleriniz global. Bu yüzden tasarladığınız ürün dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bizim şu anda herhalde 7 kıtada eminim ki şu anda giden yolda parçalarımız vardır. Şu an araçlara takılan parçalarımız vardır. Ve aynı zamanda şu an birilerinin kullandığı, şoförlerimizin, yolcularımızın kullandığı parçalarımız vardır. Bunu çok rahat 7 kıtada olduğunu söyleyebilirim.